Daha ve çekmiştik ama e, bir sefer daha daha detaylı arkadaşlar e, bir anlatım yapacağım. Bu evimizdeki e, topraklama hadisesi konusunda arkadaşlar. Evimde topraklama var mı? Prizlerimizde topraklama var mı? Ve e, topraklamamızın arkadaşlar değeri nedir? E, toprak kalitesini ölçeceğiz ve bunun hakkında size arkadaşlar yine çok detaylı bilgiler vereceğim. Ee, şimdi başlayalım. Efendim söyleyeyim ölçmeye ve sonra e, o bilgiler arkadaşlar teker teker ben size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar e, ölçü aletimiz dijital ölçü aleti. Ölçü aletimizi 750 bin konumuna aldık. Alternatif akım AC yazıyor arkadaşlar. AC akım dediğimiz akım konumuna getiriyoruz. 220'nin e, 220 üstü bir konuma alıyoruz. Yani 750 veya 1000 konumuna ya otomatikse cihazınız otomatik AC konumuna alıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bir kontrol kalemi yardımıyla yine her zaman yaptığımız gibi ee, faz tarafını buluyoruz. Fazımız nerede onu buluyoruz. Fazım şu anda arkadaşlar benim pirimde bakın. Sağ taraf ceyran. Bunu tespit ediyoruz muhakkak. Sağ tarafımızın ceyran olduğunu anladıktan sonra arkadaşlar ölçü aletimin proplarını elime elime alıyorum. Sağ sol artı eksi fark etmiyor. İlk önce arkadaşlar ee, hemen şeyi ölçüyoruz. Şebekeyi ölçüyoruz. Şebekemiz nedir? Bakalım. 235-234 arkadaşlar gibi bir e, voltaj görüyorum. Alternatif akım şehir şebekeci arasında faz ve nötr arasında. Bu oynar arkadaşlar. Tamam mı? Yani 220-230-235 arası olabilir. E, Bundan sonra ne yapıyoruz? Faz ve nötr ölçtük. E, faz ve topraklamayı ölçüyoruz. Yani toprağın var mı ona bakıyorum. Şöyle Pirinçin arkadaşlar şuradaki demirlerinden, toprak şasesinden bakın gene aynı şekilde aynı değerimi görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki e, burada e, topraklamam var. Ama şimdi burada bunu görüyor muyum topraklamam e, var mı? Şimdi biraz sonra onu daha net anlayacağız. Topraklamamız var diyoruz ama e, kalitesini arkadaşlar biraz sonra bakacağız. E, şimdi arkadaşlar bu e, nötrden alınma Burada topraklamamız var diyoruz şu anda ama fazla toprak arası. Bu eğer nötrden alınma bir topraklamaysa, nötrden araya bir atkı yapıldıysa yine arkadaşlar burada gördüğümüz değerin aynısını görürüz. Yani bu priz şimdi böyle baktık. Faz nötr arası baktık. Sağ tarafın fazdı. 235 şehir şebekesini gördüm. sonra fazla toprak arası baktım. Evet yine şehir şebekesini görmem lazım. Tamam gördüm ama bu aa, bu orijinal topraktır. Gerçek topraktır anlamına gelmez. Nötrden eğer buraya atkı yaptılarsa aynı değeri burada da görürüm. Onun için ne yapacağız şimdi? Bunun gerçek toprak olup olmadığını anlamak için toprak toprak ve nötr arasında bir değer görmemiz lazım arkadaşlar. Onu görürsek tamam gerçek topraklamam vardır. Eğer sıfır görürsem burada topraklama değil de nötrden alınma e, yalancı bir toprak yani dediğimiz e, atkı yapılan nötrden e, atkı yapılıp alınan nötrle bu toprak arasına kısa devre yapılan e, bir hadise var demektir. Gerçek toprağımız yok demektir. Hemen onu ölçelim şimdi. Şöyle bakın bir probumu nötr'e bir probumu da topraklamaya koydum. Hemen arkadaşlar bana 002'yi gösterdi. Zaten şu an Hemen anladım. Ne anladım arkadaşlar? Ee, burada gerçek topraklamamın olup olmadığını hemen anlamış oldum. Eğer bana bu 0 0 0 gösterseydi e, topraklamam burada yok demekti arkadaşlar. Veyahut e, nötrden alınma bir toprak var demekti. E, gibi gibi. Yani o zaman kontrol edilmesi gerekiyordu bu tesisatın kesinlikle. Şimdi e, arkadaşlar size bu şey değerini de anlatacağım. E, burada gördüğümüz değerlerin e, ne anlama geldiğini, kaç olması gerektiğini de Aşağı yukarı söyleyeceğim. Fakat bunu söylemeden evvel hemen bunun yan tarafında e, nötrden toprağa atkı yapılmış, e, atlama yapılıp öyle toprak yapılmış arkadaşlar. Yani yalancı toprak dediğimiz hadisenin yapıldığı bir prizim var. E, şimdi arkadaşlar videomu hemen e, bir saniyelik durduracağım ve hemen o prizin başına gideceğim. Ve orada e, bu yalancı toprak nötrden toprağa atlama yapılmış prizin ölçümünü yapacağız. Bakalım orada ne gösterecek biz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda diğer prizimin yanına geldim. Bu prizimde de arkadaşlar e, nötrüm toprağa atlama yapılıp burada dediğim gibi e, o şekil topraklama yapılmış. Şimdi hemen onun ölçümünü yapalım. Bakın öyle ölçerseniz o şekil bir priz varsa ne görürsünüz? Hemen fazımın ve nötrüm arkadaşlar arasını ölçüyorum. Bakın. 230 voltumu gördüm. Faz ben nötrüm burada. E, hemen şeyimizi de tespit edelim arkadaşlar. Şöyle bir Bakalım Ceyran'ımız nerede? Fazımız nerede? Fazım sol taraftaymış arkadaşlar. gene fazımı tespit etmeden başlamayayım şöyle. Fazım solda. Ee, fazım solda dedim arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet. Şebeke 230. Tamam. Fazımız soldaydı. Fazımızı çıkardım. Nötr ve toprak arası. Şimdi bakalım burada ne değer göreceğiz arkadaşlar. Bakın iyice değdirdim. Tamamen Sıfır sıfır sıfır. Hiçbir değer yok arkadaşlar. Ölçü adına hiçbir oynama yok. Ee, tekrar bakın şöyle yine değiştireyim. Hiçbir yani önemli değil ama değiştirme yine de yani anlaşılsın. Bakın sıfır sıfır sıfır. Bu ne demek arkadaşlar? Burada şu anda benim topraklamamın olmadığını gerçek toprağım yok. Burada neyimiz var? Burada neyimiz var arkadaşlar? Nötr'den alınma bir toprağım var. Onu da nasıl anlıyorum? Şunu çekmiyorum. Hemen bakın. Görüyor musunuz? Yine bana hem şebeke faz nötr arası hem de faz toprak arası yine bana arkadaşlar değerimi gösteriyor. Yani yanılmayalım. Ee, dediğim gibi başta söylediğim gibi aa e, burada işte şebekeyi gördüm. Buradan da bunu gördüm. Aa burada evet bu ferizin topraklıdır. Demek değildir. Nötrden atlama yapılmış olabilir. E, şu aradaki değer arkadaşlar nötrle toprak arasında illaki 2 ila 5 arası arkadaşlar. Yani 5'e kadar bunun yolu var diyoruz. Onu da açıklayacağım. Bir değer görmemiz lazım. Ee, o değeri görmezsek bunun gibi arkadaşlar bakın prizde sahte bir topraklamamız var. Yani nötrden alma bir toprak var diyoruz. Ve şimdi arkadaşlar e, ne yapacağız? Üçüncü bir ölçüm yapacağız arkadaşlar. Ee, yine vide videomu bir süreliğine durduracağım ve şimdi e, şeyin başına gideceğiz arkadaşlar. E, sigorta kutumuzun evimizdeki sigorta kutusunun başına gidip sigorta kutumdaki ana toprakla nötrü ölçeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda evimizdeki demin ölçtüğümüz prizlerin olduğu evin arkadaşlar sigorta kutusundayız şu anda. Şimdi sigorta kutusunda arkadaşlar ölçümümüzü yapacağız. Buraya da bir bakalım dedik. Yani oradaki priz biliyorsunuz her priz kendi olduğu yeri bağlar. Yani o priz oraya ait, öbür priz oraya ait. Yani her, her prizin ölçtüğümüz topraklaması o prizin kendisine aittir. Yani evdekini o prizi ölçtük diye bütün evimizde topraklamanın aynı olduğunu anlamına gelmez. Onun için ben şimdi ne yapacağım? Merak ettim. Efendime söyleyeyim. Geldim arkadaşlar. Burada sadece nötrle nötrle toprağımı ölçeceğim. Yani buradaki toprak e, kalitemi görmek istiyorum. Burada da görmek istiyorum toprak kalitemi. E, biliyorsunuz demin mutfak tarafında ölçtük. Prizimizin bir tanesini 2 gördük. Diğer prizde ölçtük. 0 gördük. Çünkü nötrden alınmıştı. Bakalım arkadaşlar burada ne göreceğiz. Şöyle hemen bakın topraklama klemensimi zaten topraklamam şeyden geliyor. Büyük antigron kablomlu arkadaşlar. Şöyle 5 çarpı 6 antigronlu arkadaşlar geliyor. Şurada hemen ilk direkt girdiği klemense bir ucumu değdiriyorum. Topraklama nötrde arkadaşlar nötr klemensim de burada. Bunu da nötr klemenseme değdiriyorum. Bakalım ne göreceğiz. Evet. Hemen arkadaşlar bakın iki değerimi bana diğer oradaki prizdeki gördüğüm değerimi verdi. Demek oraya kadar giden topraklamam gayet güzel. Buradaki topraklamam gayet güzel.